Mizahın peşindeki program Kaçık Bey'ine hoş geldiniz. Bugün şahane bir konuğumuz daha var. Alper Atalım. Alper, seni biz çok böyle rockstar gibi görmüyoruz ama senaryo yazıyorsun. Evet. Yazarsın, mizah yazarısın. Evet. Reklam. Reklam yazmıyorum. Reklam, yani tiyatro oyunları yazıyorsun. Bize biraz bahseder misin abi? Nasıl başladın? Seni ben Gırgır'da okudum en çok. Evet. Son dönem Gırgır'da çalışmıştım. 92 yılında Hıbır'a girdim. Atilla Atalay'ın çırağı olarak. Atilla abi. Evet, Atilla abim çırağı olarak. Daha sonra Hıbır, HBR Maymun, Joker, Küsta, en sonunda Gırgır mizah dergilerine çalıştım yani. Şahane. Bu süre içerisinde de televizyon dizileriyle uğraştım. En çok bildiğimiz bir kadın bir erkek. Pek tabii. Yakın, en yakın olan. En yakın. Tiyatrolar, tiyatro oyunları yazdım. Şu an oynanıyor galiba. Evet. Bir Murat Dişli ve Zeki Enes Akkan'la birlikte. Ölün bizi ayırana kadar vardı. Dek, evet. Ve romantizm. Romantizm. İzleyin arkadaşlar, böyle insanlar tiyatro oyunu da yazıyorlar, diziler yazıyorlar. Peki senin eğitim bir garip değil mi? Sen fotogrametri ve jeodezi mi? Nasıl söylüyor? Hangisi başta? İsmi şimdi değişmiş olmuş. Geomatik olmuş. Geomatik. Evet, şimdi ama jeodezi ve fotogrametriydi ben girdiğimde. Haritacılık mı ne o? Harita mühendisliği diyebiliriz şeyde, kabaca. Ama daha sonra ben çok, yani öncesinde de astronomi kazanmıştım. İlk önce elektrik kazandım, yıldız elektrik, okumadım. Sonra mizahçı işte, olmak böyle bir şey. Herkes böyle olsun demiyoruz tabii. Sonra astronomiye girdim, İstanbul Üniversitesi astronomiye, yine okumadım. Sonra jeodezi fotogrametriye girdim. Sonra İstanbul Üniversitesi işletmeye girdim, babam kızdı. Sen her sene birinci sınıftan başlıyorsun, senin okumaya niyetin yok dedi. Baba da iyiymiş. Evet, daha sonra yakın zamanda da işte medya iletişim okudum, ön lisans. Şimdi de şey okuyorum, sosyal medya yöneticiliği. Profesyonel öğrencilik devam ediyor. Evet, bu profesyonel öğrencilik devam ediyor. Mizah bunların arasında nerede girdin yani? Sürecin neresinde? Dur ben yazayım bari mi dedin? Ya aslında şey, yazmak bir durum. Evet. Zaten kaçamıyorsunuz yani. Bazı şeyler de var ya, ifadeler, yazmasam çıldırırım falan tarzı şeyler. O kadar değilim ama yazmadan edemiyorum diye. Çıldırmasam da çıldırmasam da yazıyorum diye. Haftanın 6 günü, 7 günü ben çalışmaktan büyük zevk alıyorum. Bir de düzenli çalışıyorsun bildiğim düzenli kadarıyla. Düzenli çalışıyorum. Ofisin var bayağı. Evet. Yazıyorsun, şey yapıyorsun. Evet. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla da hani yazınından da biliyorum ama böyle hüznün içinde de bir şey var sende yani. İlla komik olmasına gerek yok. Fakat mizah dediğimiz şey bir espri, yani işin ruhunu yakalıyorsun. Demin aşağıda gelirken bir kedi gördük. Kedi bayağı küsmüş duruyordu böyle. Evet. Kimse bakmazdı belki de. Alper baktı, kediyi de gördü yani. Küsmüş yok, lan bu diye. Muhakkak siz de görmüşsünüzdür. Farklı bakmışsınızdır. Belki küstüğünü düşünmemişsinizdir. Bana öyle geldi o an. Ama böyle akbaşı gidiyor duygular. Çok gözlemek. Yani ben Hıbır'da çalışırken bir okuldu. Birçok yazar ve karikatürist oradan yetişti. Öyle. Tabii ki Limon da öyleydi. Bu süre zarfında bunun alttan alta eğitimini alıyorsunuz. Yapa yapa. Yapa yapa. Biraz da öyle. Nasıl bakmanız gerektiğini zaman içerisinde keşfediyorsunuz. Kimse size direktif vermiyor ama ya böyle bir duygu oluşuyor yani. Kişisel de bir şey aslında, yapılan mizah. Bir üslup tarz olarak senin yazdıklarını okurken çok hoş. Karım mesela öyle tarif etti. Çok hoş, okunur diye tarif etti. Sağ olsun. Hani ama şey vardır, ben mizah dergisi uzun zamandır alırım. Yani periyodik yayın takibini zaten severim. Bir de nasıl diyeyim, o bir alışkanlık. Hani almadığım zaman sen diyorsun ya, yazmazsam çıldırırım kadar değil ama ben en son 4 tane vardı atbaşı giden dergiler. Hani Gırgır kapanırken Gırgır vardı, Leman vardı, Uykusuz ve Penguen vardı. Ben o dördünü alıyordum. Arada Umut Sarıkaya da şey çıkarmıştı, Naber. Evet. Kendi başına onun hepsi var yine. Almasam gerçekten olmuyor yani. Çarşamba günü sabah saat 10 olmuş, 11 olmuş. Ben hala okumamışım. Bir rahatsızlık veriyordu bana bu. Ama şeydi hani, kimi kahkahalarla gülmek için okuyacağımı biliyorum. Çünkü herkesin üslubu tarzı farklı. Bir de şey var, kapaktan mesela, mizah dergiciliğinden sorayım ben sana. Kapakta illa siyasi bir şey olur. Evet. %99. Evet. Ya politik ya sosyal politik bir şey olur. Evet, evet, illa öyle bir şey olur. Ama aralarda daha yumuşak şeyler de olur. Mesela Leman bunda, Limon kendi, Leman kendi daha böyle şeydi, didaktik bir çizgisi vardı, sert muhalifti. Evet. Diğerleri daha biraz yumuşak geldiler ondan sonraki gelenler ama şeydiler yani, gene fırlamalık vardı. Ama onlar da hep aynı çizgiyi izlediler. Yani bir politik hiciv illaki vardı, toplumsal bir şey varsa rahatsız eden. Evet. O günceli takip etmek nasıl oluyor? Yani bu kapakla kimseyi incitir miyiz, korkutur muyuz? Toplantıları oluyor mu? İçeridekiler ayrı, o ayrı oluyor mu birbirinden?
Tabii ya, daha çok asıl dergi içinde çalışanlar dergi çıkartırız demezler. Örneğin dergi yaparız derler. Ya dergi çıkartılmaz, yani dergi yapılır. Dolayısıyla birlikte çalışma enerjisi üzerine, birlikte düşünme, birlikte bakış açısı üretme, ortak bakış açısını bulabilme bir derginin ruhunda hep vardı ve var olacak da, öyle inanıyorum. Herkes ben şu politikaya sahibim ya da buna şu düşünceye sahibim diye değil, toplumsal olarak muhalefet edilmesi gereken ne varsa zaten zihniyet öyle. Yani burada çalışanlar özellikle bu arkadaş muhalif bunu seçelim diye değil, geldiği zamanki hali de, dergiye katıldığı zamanki hali de, ya mizahçı insan sağa sola baktığında bir şeyler batar. Sadece kedi değil. Bulaşır. Yani. Bir şey batar yani ve bunu dile getirmeden duramaz. O doğasında var. O doğasında var. Yani evet. Kimle konuşsam mizahçılardan hepsi eninde sonunda geliyor buraya dayanıyor. Mizah muhalif. Konuyla ilgili şey. Teorisini yazanlara bakıyorsun. Psikolog, sosyolog, felsefeci. Muhalif. Yani var olan herhangi bir durumdan rahatsızlık duyuyorsan mizah bunu ifade etmeden duramıyor. Senin yazmasam duramıyorum dediğin gibi. Evet. Duramıyor. Hatta şöyle, politik kutuplar birbirine daha çok yakınken dışarı çıkıp bakma gibi bir durum vardı. Şimdi polarizasyon döneminde kutuplar birbirinden ayrıldı ve biz aslında çok merkezde kaldık bu şey yapanlar. Artık sanki ahlakın bekçisi, mevcut değerlerin, geleneklerin savunucusu bizmiş gibi duruyoruz. Ama bu yine mizahın ödevi. Yani öyle. Birbirine o kadar duymayan, uzaklaşmış kesimler var ki biz tam göbeğinde durup "Ali siz bunu savunuyordunuz" falan tarzında bir üslup gelişiyor. Yani güncel mizahta bunu görüyorum. Mizahçı kendine ödev ediniyor onu bir şekilde yani. Evet yani. Yankı odaları diyorlar yani. Evet. Twitter'da bir şey yazıyorsun, senin yorumuna katılan katılmayan. 100 tane yorum geldiyse altına 99'u senin mahalleden, evet. Bir tanesi de karşına, yani iyice radikalleşmiş, ayrı ayrı. Yani sen kırmızı bir şey dediysen kırmızılar seni takip ediyor, mavi dediysen maviler seni takip ediyor. Evet. İletişim yok. E sen şimdi de sosyal medya yöneticiliği okuyorsun. Ya evet, yani bu odada ne ki söyledim. Burada... aslında bu bir taraftan da dergi matbuatın, yani muhalif matbuatın çökmesi ve tabii ki basının kartelleşmesiyle ilgili de bir kavram, tekelleşmesiyle de ilgili bir kavram, ancak sosyal medyanın böyle bir eksisi var. Toplum üzerine ve mizahın kendisi üzerine. Yankı odaları, yani bu filter bubble'lar kendi içinde bir şeyler konuşan, diğerinden bağımsız, bağımlı olmayan, diğer tarafı çok fazla batmayan merkezler, küçük merkezler oluşturuyorlar ve üreticisi ve tüketicisi bir arada takılıyorlar ve bu biraz sıkıntıyı devam ettiriyor. Evet. Eskiden nasıl popülerdi mizah? İşte dergiler bazında. Tam onu diyeceğim. 800 bin satan, 400 bin satan, ben bir bira günde 400 bin satıyordu. Sonra batmalarının bir gerekçesi de bu, politik, sosyolojik ve ekonomik gerekçesi de bu. Yani bir de üretme güçlüğü. Çünkü güncellik çok hızlı kendini yeniliyor ve mizahçı bu üretimi zorlayacak tempoyu yakalamakta güçlük çekiyor. Çünkü zaten üretimin kendisi, mizahı üretim kendisi. Örneğin karikatür. Zor. Zamanında işçilik ve sanat. Yazarlık da öyle. Öyle. Günde günü takip etmek ve buna reaksiyon vermek. Tekrar günde 3 kere. Türkiye'de bir de özel bir ülke. Gündem yani, şey. Norveç gibi değil yani. Bir haftalık gündemimiz olsun. Bir hafta. O iyi. Bu sosyal medya bizi de o zaman böyle etkiliyor. Şimdi mizah dergilerinin kapanmasında, azalmasında falan bir takım toplumsal dinamikler de oldu da sosyal medya bunu nasıl etkiliyor? Sen içeriden baktığın vakit. Ben çocuğuma uğraştım. Ben onun için çıkan Süper Penguen alırım hala. Ben Penguen okurken o da Süper Penguen okuyordu. Fakat bir süre sonra o başka mecralardan da takip etmeye başladı. Yani bu daha güncel, anlık ve çabuk tüketiliyor. Ve hemen yerine yenisini koyabiliyorsun. Öbüründen farkı herhalde bu, demin dediğin hani günceli yakalayalım hemen peşinde. Bunlar farklı yeni bazılar. Tabii ki senin yaşında müsaade ediyor. Telsiz de icat edilmiş bir şey. Tabii. Ne bileyim, tabii bizim yaşımız yetmiyor ama telgraf da bir şeydi. Televizyon, işte MTV kuşağı insanlarına ne diyorlardı? İşte 24 saat televizyon başında ayrılacaklar ve bunlar apolitik bilmem ne. Yine aynı jenerasyondayız biz. Özel çocukları, apolitik olacağız, bunlar hamburger çocukları falan. Bunlar sadece bazı, belirli bazılar. Yani sosyal medyada kendi çıkıntısını, muhalifini, hergelesini yaratacak. Yaratıyor. Kaçınılmaz bir şey, insan doğasından uzak durmak mümkün değil. Yardımcı da olacak, mevcut formlara karşı da duracak. Yani evet, şimdi matbu mizahın üremesi güçleşiyor. Fakat bu zihniyet kendini sosyal medyanın içinde de bulacak. Ki buluyor da zaten yani. Var yani. Görüyoruz, okuyoruz. Instagram'da orada. Tabii. Ben burada hani mizahın sosyal fonksiyonunu konuşalım demiştim. Zaten kendiliğinden oraya geldi ve bağlandı.
Yani illa bir mesele üzerine olması gerekir mi mizah senin için? Şimdi sosyal medyada öyle bir şeyler var. Mizah yapanların arasında genelde böyle bir ayrım yapabiliriz. Bazısı bir mesele üzerine koyuyor mizahını. Bazısı sadece güldürmek peşinde. Ama senin beğendiğin kısmı hangisi? Yani kimseye diyemeyiz şöyle mizah yapmalısın. Ben bu konuda çok açgözlüyüm. Yani ne varsa takip ediyorum. Ne varsa elim, yani önüme, yani saatlerimi TikTok videolarıyla harcıyorum. Yani ne var burada? Çünkü aslında merak en önemli unsur. Yani kendini geliştirebilmek için ve yeni şeyi söyleyebilmek için en önemli unsur. Ne var burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Evet, ben mesela eksik o konuda hiç girmiyorum. Fakat bazen önüne düşüyor bir şeyler. Bu neymiş diyorsun? TikTok çıkıyor. Girsem mi? Bu sefer de çok vakit kaybedeceğim bir mecra olmasından da korkuyorum. Yani çünkü biraz da şu avantajım var. Yani haftanın 6 günü çalışıyorum derken bir burada çalışma yani. Güzel tarafı da o zaman. Yani çok kendi kendisin. Yaratmak, üretmek durumundasın. Ama bunu kendin yapmak durumundasın. Şeyiniz yok. Hani tiyatro oyunu yazarken mesela Murat ve Enes'le dedim beraber yazdık. Orada herhalde bir şeyi bölüşüyorsunuz. Birisi ana hikaye örgüsü, iskelet. Nasıl gidiyor bu iş? Nasıl yazılıyor? O da şöyle oluyor. Hani her birey kendi tarzını getiriyor. Ancak yine de bir editoryal sistemin olması gerekiyor. Şimdi dergi çıkarmak, dergi yapmak derken orada da dergi yaparken bir editoryal şey olması gerekiyor. Kavram olması gerekiyor. Ve bunu at başı götürebilecek, nihai kararı verebilecek bir şey olması gerekiyor. Yani nasıl yazıyoruz'a gelince fikri birlikte öğretiyoruz, şakanı birlikte öğretiyoruz. Örneğin bir erkek bir kadınla çalışırken Zeki Enes Akkan, Murat Dişli, Utku Gürtünca ve birçok arkadaşımız birlikte fikirler getiriyoruz. Bir konu seçip bu konuyu kendilerimizle tartışıyoruz. Buna gülüyoruz. Önemlisi haber olunca görevleri paylaşıp skeçleri yazıyoruz şeklinde ilerliyordu. Farklı çalışmalarda, örneğin ben şimdi Zeynep Dadak'la film yazıyorum, bilim kurgu. Burada sistem farklı çalışıyor. Çünkü iki kişiyiz ve karşımdaki kişiyi yönetmen yazar. Öbür türlü yazarlarla çalışıyorsunuz. Yönetmen yazar kendi tarzını kendisi getiriyor. Daha çok görmeye, daha çok sahne planlamaya yönelik bir çalışma oluyor. Yani yazarlarla çalışınca farklı. Bu o kadar farklı. Evet, farklı oluyor. Daha iyi uzat anlıyorsunuzdur birbirinizi özgün yazarlar. Evet tabii yani. Şey geldi aklıma şimdi, bir erkek bir kadın dediğim vakit o ilk uyarlama olarak başladı. Evet. Size uyarlama mı geliyordu? Yani şöyle, ben o dönemine denk gelmedim. Ben son 4 sezon çalıştım. Onu Utku'ya sorayım. İyi olur. Şey için soruyorum şimdi, orada mesela yürüyen işleyen bir espri bizim kültüre ters kalabilir. Orada çok da tabu olmayan bir şey bizde söylenemeyebilir. Hı hı. Ama elinizde bir ana kaynak vardır ve onun üzerinden yürünmesi gerektiği vakit bunun herhalde bir bize uyarlanması yapılıyordu diye düşündüğümden evet, soruyorum. Yani genel fikri sağduyu. Biz de çok bu toplumdan bağımsız bireyler değiliz. Bu toplum gerçekten hani her şeyi merak eden insanlar olarak kendi filtremizi kendimiz oluşturabiliyoruz. Oto sansür demeyeyim, oto kontrol hani pek tabii. Belli filtrelerden sansür geçiyor. Sansür başka bir kavram. Sansür, biz bir erkek bir kadın yayınlanırken penisinin sözcüğünün biplenmesi sansür. Yani içinde hani malum sözcük geçiyor diye. İlin sansürlenmeyebilirmiş. Bu başka komik bir sansür. Komik. Sansürün kendisi bir taraftan da çok saçma ve komik. Otosansür demeyelim, kontrol diyelim. Otosansür de çok zedeleyici bir şey. Evet evet. O yani da bir mizahta pek yeri olacağını düşünmüyorum. Yok, zaten mizah olmaz. Yani bu varsa olmuyor. Güzel. Peki sen nelere gülersin, kimlere gülersin? Var mı böyle takip ettiğin stand-upçıdır, şunun üslubunu beğenirim dediğin, hani filmlerde, tiyatroda, yazar olarak? Yani böyle özellikle bir isim vermek bana şey gelmiyor, doğru gelmiyor. Hepsi. Çünkü insanlar için farklı zamanlarda farklı şeyler üretip evet, birden kendi şahikalarını buluyorlar. Bazen de kötü şeyler yapıyorlar. Bu Çin'e ben de dahilim. Öyle ama. Dolayısıyla çok iyi, çok başarılı bir yazarın ya da bir tiyatrocunun ya da bir oyuncunun iyi zamanda denk gelmek daha çok hoşuma gidiyor. Kendi zamanımı arzulamak kadar. Kendi zamanını arzulamak kadar. Bu mizah işleri, gerçi sadece mizah demesek de olur da hep İstanbul kaynaklıdır bunlar. Mesela hani kültür hayatımıza baktığımız vakit tamam, belli şeyler İstanbul'da yoğunlaşmış, çok daha kozmopolit ve yapılıyorsa buradan yapılıyor diye. Ama mesela Ankara'da, İzmir'de, Antep'te mizah dergisi çıkarılmaz mıydı? Denendi mi hiç? Bilgin var mı bu konuda? Tabii ki denendi. Tabii yani ismen hatırlayamıyorum ama denendiğini biliyorum İzmir'de özellikle. Aa, iyi. Mesela ben Kıbrıs'ta tatile gittiğimde mizah dergisi, Kıbrıs mizah dergisi almıştım. Merak ettim onu. Keşke adını hatırlayabilsem. Kıbrıslılar. Yani izleyenler mi? Hala çıkıyor mudur acaba? Hiçbir fikrim yok. Bayağı zaman oldu. 5-6 yıl oldu. Çıkması normal, olması gereken bir şey.
Ama bu şartlarda biraz zor. Yani İstanbul çok tüketicinin yoğun olduğu bir alan. Zor geliyor bana. Temel şikayet aslında yani içsel faktörleri, Nizat dergi, yani dergiye döndük. Nizat dergiciliğinin tükenmesinin temel nedenlerinden biri üretenler olarak çok tek tipleşi, üreten kişinin çok tip tek tipleşmesi. Söyle, ben bir yerde başardım. Yani belirli semtlerden gelen insanların, belirli algının bütünü olan insanların bunu yaklaşık, birbirine yaklaşık mizah üretmesi. Hıbır zamanında, ben Hıbır'da çalışırken böyle değildi. Çok farklı kesimlerden gelen insanlar mizah üretiyorlardı ve çok şey öğreniyorduk. Yani birbirimizden çok şey öğreniyorduk ve bunu da nakletmeye çalışıyorduk. Bir de o zaman beraber çalışılıyordu değil mi? Dergide yani bu çok beraber. Önemli. Şimdi biraz da imkanlar da rahatladı. Tabletler de çizilebiliyor. Ulaştırması rahatladı. Çok zorlaştı. Yani işleyiş olarak kolay ama derginin yerki yapmak zor artık bence. Bir o dergi için değil de hani espri olarak eğer öyle bir yapının içerisindeysen bu tür çalışmanın bir faydasını görüyordun. Tabii. Şimdi artık o kadar birlikte olmaya, tek bir merkezde kalmaya gerek kalmadı. Sen karikatürünü kendin çizip İstediğin yerde çizip tabii, yollayabilirsin. Ya biz işte şimdi senaryo çalışırken bir araya geliyoruz. Yani eski usulü uyguluyoruz. Sinerji. Ya da Skype toplantıları yapıyoruz. Sonuçta bir arada olmuş oluyoruz. Kaçınılmaz faydaları var. Düşüncenin sürekli yükselmesi, birbirine tetiklemesi, karşı taraftakini güldürme çabası. Var mı? Var. Ha doğru. O reaksiyon güzel şeyler yani. O değil mi? İlk gözlediğin reaksiyon aslında tabii. Seninle paralel düşünebilen insanı benzer. Ben gülüyorsam onu güldürebiliyorsam mutlaka komiktir. Buna o gülmüyorsa yok abi. İşlemez dediğiniz espri çıkıyordur o zaman. Evet evet. Bir zamanlar şey vardı, bu her mahallenin delisi vardı. Biz yaş grubu olarak sonlarına yetiştik. Şimdi çok yok herhalde ama biz onlar üzerinden tolerans öğreniyorduk. Deli herhangi bir şey yapabilirdi ve büyük tepki görmezdi. Bilinirdi o yaşadığı lokasyonda, yerelde. Hatta bununla ilgili çok meşhur deliler var şimdi. Hatta Malatya'da mıydı? Gene sosyal medyada gördüm. Adam bir sopanın ucuna direksiyonunu takmış. Mercedes onun için o. Onunla gidiyor geliyor her yere. Artık trafik polisleri kanıksamışlar. Ceza kesiyorlar yanlış yere park edince. Arabasını servise götürüyor. Servisteki ustalar bakıma alıyorlar. Gidiyor arabayı almaya. Ya yok diyor, daha gelmedi. Ne zaman gidecek, eve yürüyerek gidip geliyorum falan diyor. Yani bu adam komik bir yandan da toplumda böyle bir yani tolerans yaratıyor. Sizin mizahçılarda da var mıdır? Siz de mahallenin delisi misiniz? Yani bir şeyler söylerken tolerans size gösteriyoruz veya göstermiyor muyuz? Yani rahmetli anneannem bana çok tolerans gösterirdi ve kabul ederdi. Ben İstanbul'a geldim ve babam subayda çok il gezdik. Oradan oraya tayin olduk falan. İstanbul'a geldim ve Bakırköy'e taşındık. Ve ben Bakırköy'de yaşamaya devam ettim. Bu bahsettiğim toleransın en yüksek olduğu semtlerden birinde yaşıyorum. Tabii canım, sadece İstanbul için değil, bütün Türkiye için Bakırköy yani, simge olmuş. Çok açık hava hastanesi gibi bir yer. Dediğim kültür Bakırköy'de devam ediyor. Yani çok normal bir şey. Hastaneden kaçmış, sokakta dolan insanlarla karşılaşmak, onlarla ilişkiye girmek. Ben biraz şeye benzetiyorum. Nasıl engellilere hayat zorlaştırılıyor. Farklı kesimlerdeki insanların hayatları zorlaştırılıyor. Yani yine polarizasyonla ilgili bir kavram. İnsanları içeri tıkamak, sosyal yaşantıdan uzaklaştırmak. Tecrit gibi. Yani işte sayısız kötü örneklerini görüyoruz. Şeyde, internette de takip ediyoruz. Bana bu böyle geliyor. Bir deli insanın sokakta gezemiyor olması büyük kayıp. Çok şey öğrenebiliyor. Sizle idare edin. Galiba biz de tecrit ediyorlar. Evet, bazen öyle hissediliyor. Şimdi ama şey var, hani sosyal medyada bu görevi devralmış. Bu böyle görev değil aslında da. Bazı insanlar var, çok takip ediliyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Bazen bir şey dedikleri veya yazdıkları veya bir fotoğraf koydukları vakit birdenbire takipçi sayısıdır ya bu işin mihengi. Evet. Pat diye 25 bin kişi anında bırakıyor falan. O zaman tolerans göstermiyor bir kısım diyorsun, kalanlarla devam ediyorsun. Yani şöyle bir şey, insan deli olmaya çıktığı zaman yola takipçisini de umursamaz yani. Gerçek deli umursamaz. O doğru. Stratejisi var demek. Stratejisi var. Peki sence başarılı gördüğün bir eserde, bir mizah eserinde, bir filmde, bir karikatürde, bir mizahçıda, stand-up'ta nedir sence o adamların, o kadınların özellikleri? Senin var mı böyle farkında olmadan şimdi sen sorunca aa şu geldi aklıma diyebileceğim bir şey? Benim için şu var, örnek vereyim. Mesela her tarafa vurabilir. Hani bir yere angajedir ama o taraftakini eleştirirken kendi çevresinde, kendisi de dahil gördüğü bir sıkıntı varsa bunun da mizahını yapabilmeli. Yani bir şeyi olmamalı. Bu tarafa çalışayım. Özellikle böyle düşündüğüm bir şey yok yani böyle, çünkü çok farklı yapıdan insanın inanılmaz şaşırtıcı şeyler söyleyip böyle bize "Vam, ben bu kadar komik bir şey hiçbir zaman düşünemedim" dediğim şey oldu. Oluyor değil mi?
Kesinlikle. O yüzden ben şunlar şöyledir, bunlar böyledir diye bir yapamam yani. Akıl almaz bir insan sana inanılmaz komik bir şeyi anlatabilir birden. Çünkü iyi öykücü olmanın gerek şartı herkesi dinlemek zorundasın. Her yani tabii öykücü öykücüsün. Belki bir bakışta görebilmek. O senin kedideki küslüğü, yüzünü görebilmek gibi. Karım da bana söylüyor. Mesela şey, barışalım mı kediyle? Olacak. Yok ya, kedi bize küsmüş değildi. O. Bize değil o. Sen bile küsmüş. Tabii canım, hayatla bir sıkıntısı var. Kedi değil de mesela şey var. Ya çok komik şimdi isim vermekte Allah'tan burası kendimizin de bir şey, kimse kızamaz edemez. Bir internet sitesi ya yapmış marka, kapıda o yazıyor şimdi adilışık.com. Şimdi bunu İngilizce yazdığım vakit küçük harflerle okuyunca bir sıkıntı oluyor. Evet. Kapının da üstünde yazıyor, cam kapı. Ben girerken güldüm. Sen bunu fark edene kadar gülmedin ama yani. Yok ama ben ilk defa orada gördüm. Gör görmez yahu yapmasaydınız dedim. Sonra zaten değiştirdiler bunlar. Bir tek ben değilim bunu gören. Ama bunu yapan nasıl görmemiş onu. Şimdi, kapıdan girerken ben gülünce karım sordu, neye gülüyorsun diye. Buna gülüyorum dedim. Baktı. Dedi. Bir daha okusana dedim. Bir daha okudu. Aa falan dedi. Şimdi mesela katılım evim diye bir yer var. Onu da şimdi katilim evim diye okunabilmeye gayet güzel. Çünkü katilim evim yazdığım vakit ev alacağız diye ölmeli miyiz? Yani böyle manyak bağlantılar oluyor kafamda. Şimdi bu da bir görüş. Ama bunu başka bir şey, sen yani yıllarca mizah dergisi okumuş, kendini bu konuda biriktirmiş insanların o da olabilir. Ha, yani dikkat etmiyorum. Senin filtren farklılaşmış. Ha, evet evet, o kesin. Görür görmez bunun komik olduğunu göstermek ayrı bir şey. Öbür türlü oluş da kendi başına bir komedi yaratabilir. Komik dedi. Yani ben kendimi biliyorum yani şey, Bakırköy'den otobüse binip Mecidiyeköy'de elimde çöp torbasıyla falan oldu. Oluş da komik. Attın mı sen onu? Size mi getirdin çöp? Yanlış ya. Çöp yadırgadım geliyor. Beni hep bakıp yaptım. Küs çöp var. Olur ya. Kedileri küstürmeyin. Evet abi, o şey Sinan'la konuştuğumuzda biz gülmenin sinir bilimi vesaire diye şey dedim ki yani mizah yatkınlık şu bu bilmem ne var mı? Varsa vardır. Ama evet, bu eğitilerek oluyor mu falan diye sorduğum şey işte hani benim gibi zihnin hep belli taraflarını çalıştırıyorsan onu görmeye başlıyorsun. Katilim evim diye okunabilmesi de mümkün. Evet, ama hani hiç böyle bozmadan evet katilim evim yani İngilizce. Çünkü o harfler Türkçe'de yok. I yazamıyoruz. Katilim evim yazıyoruz ama iki türlü de okuyunca bana komik geliyor şimdi. Evet. Şirketi kızdırmayalım ama. Israrla işleyelim. Başka bir demek ki bu görüşle ilgili. Bir de kafanın hep o tarafa çalışmasıyla bir süre sonra otomatikleşiyor. Demek ki yazarken sizde de böyle oluyor. Tabii ya ben... Ben buradan da onu çıkarırım dediğin çok şey vardır yani. Not tuttuğun ettiğin... Kuşkusuz ya. Rahatsız insanlar gibi bazen düşündüğüm oluyor. Yani böyle bir kafeye gittiğimde 3 masa birden, 2 masa birden konuşma takip ediyorum. Ha. Ya ama bu onun... Yani diğer yazar arkadaşlarıma ya da çizer arkadaşlarıma sorunlu, onların da öyle. Yani ben şey hatırlıyorum, Gırgır dergisi bir toplanmıştık bir yerde. Bir mekandan çıkıyoruz. Enteresan şapkalı olan bir kız çok hızlı bir şekilde geçti. Çıktığımızda herkes aynı şeyi konuşuyordu. Evet, çünkü o filtre artık böyle gelişmiş. Hemen herkes o tarafa baktı. Birisi mor bilmem ne detayına dikkat etmiş, ötekisi bir şeye dikkat etmiş. Herkes bu konuyla ilgili hızlı hızlı yorum yapıyordu. Bu kaçırılmaz bir şey. Ha, bir insan yazar olarak yetiştirilebilir mi? Ya da belki senaryo yazarı olarak yetiştirilebilir. Çünkü bu modüler sistem, belirli kurallar var. Kahramanın sonsuz yolculuğu. Yani yazar becerisini geliştirmek pekala mümkün. O işin bir aritmetiği yok. Bunu şeyde çok güzel yapıyorlar. Batı kaynaklı. Amerikalılar herhalde bu konuda iyi. Biz de fena değiliz ama değil mi? Yani biz de bir tek süreler falan uzun ama şey var. Onlar becerici nedenler. Yani biz bu nedenden kötüyüz demeyelim. Yok yok. İyi diziler de yapılıyor. Sinema eserleri de yapılıyor. Peki. Ama kültüre farklı. Biz mesela 3,5 saat Hint filmi seyrederken ben bir süre sonra daralıyorum. Yani bana bir garip de geliyor. Kültür farkı herhalde. Şimdi burada böyle ağlaşırken birdenbire 150 kişi gelip dans ediliyor. Şarkının sözünü anlamıyorum ama hani o hüzün nereye gitti lan? Yani çok böyle her şeyi bir arada yaşayan bir toplum herhalde Hintliler. Böyle. O zaman abi biz mizahla ilgili söyleyebileceğimiz şeyleri söyledik. Senden başka bir şey sorayım ya. Mesela böyle 17-18 yaşında bir genç. Abi ben de yazmak istiyorum. Yazıyorum da dedi. Küçük şeyler de çekiyorum. Ne yapsın bunu geliştirmek için? Aynen devam etsin de var mıdır bir izlenecek yol? Şimdi dergi yok, o yok, bu yok falan diye baktın mı? Ya yazmak için önce yazmak gerekiyor. Yazacaksın. Çok hevesli insan var. Ve yazıyor. Bana yaklaştıklarında ya da bana mail attıklarında, sosyal medyada beni bulduklarında gönder dediğim zaman yazdıklarına bakalım, değerlendirelim.
ya şöyle bir şeyler var falan diyor ama yazı çünkü, gelmiyor. Ha. Önce yazmak gerekiyor. Önce yazmak gerekiyor. Yani eğrisini, doğrusunu bulabilmek için önce bir şey test etmemiz gerekiyor. O zaman zaten çok da size gelmesine gerek kalmıyor. Zaten yazacak olan yazıyor. Evet, üretecek olan üretiyor. Çok insan var. Birçok insan var. Yazan, elini somut olarak oluşturmuş, cebine koymuş insanlar da değer verdiğini düşündüğü yazar, çizer ya da her neyse insanlarla bence iletişime girmeli. Hmm. Yani doğru. Biraz bu usta çırak şeyi devam ediyor. Henüz böyle derin kurumsal yapılar ya da... Yok, mizahta olabiliyor mu zaten? Derin kurumsal yapı. Veya dergicilik falan gibi dediğin. Orada var bir yapı. Hı-hı. Sen ilk defa karikatür çizmeye gitmişsin, dergide sabahlıyorsun, var diye. Evet, evet. Ama çok böyle öyle anlatılır ki. Ben bile hani okuyucusu olarak özendim 40 yıldır. Vay be, dergiden savaşıyor. Ben de özendim yüzünden girdim bu işte. Şey ya, ben yazı ilkokula gitmeden önce yazı... Babam bir şekilde yardımcı olmuştu ve okuyabiliyordum. Ve 80'li dönemlerde her şey çok yasaklıydı matbaatta. Önüme ben eğleneyim bir gırgır dergisi koyuyorlar ve ben Türkçem bozuk bir şekilde. Yani ilkokul 1'de Türkçem bozuk da benim. Abi, mabi, yazılan şeyler, sözcükler falan. Ama bir taraftan da politik bakış açısı. O, bu. Aslında bir taraftan çocuğuna ne zehir atıyorsun gibi. Atmış. Ya böyle gelişiyor yani. O zaman... Geliştireceksiniz kendinizi. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Evet, konuyla ilgili okuyun. Lütfen okuyun. Evet. Lütfen okuyun. Konuyla ilgili okuyun deyince ben bu işe böyle merak saldığımdan beri, mizahla ilgili hep merakım vardı da ya bunu konuşalım diye düşündüğümden beri ya o kadar çok insan bunu mesele edinmiş ki seviniyorum bir taraftan. Bir taraftan da ya bu kadar yazın niye göz önünde değil diye merak ediyorum. Sadece merakın varsa takip edebildiğin şekiller de var. Herhalde biz... Öyle olması gerekmiyor mu zaten? Öyle olması gerekiyor. Yani özellikle ilgi gösteren insanlar için literatür biraz daha uzar. Bir de o vardır yani böyle çok sevdiğin grup çok popüler değildir ama sen seviyorsun diye herkes de bilsin istemezsin ya. Ama bize öyle bir şey değil. Popüler olunca ne yaparsın? Terk eder misin? Bilmem. Ya bu da aman. Olabilir. Hayranlıkla ilgili bir şey o. Benim hayranlığa bakışım o. Birisini çok seviyorsam bir sanatçı, bir şey, birisi. Ben onunla arkadaş olabilir miyim diye bakıyorum. Hayranlıkta şey sıkıntısı oluyor. Hani Cem Yılmaz anlatır ya. Hani bir adam 3 saat beklemiş fotoğraf çekti. Ulan ama 150 kişiyle fotoğraf çekti. Teşekkür ederim artık gideyim. Ulan bunun da imanında tavır koyuyorlar ya. Hayranlık herhalde öyle aşk nefret ilişkisi gibi çat diye dönüşebilen bir şey. Ben mesela seni çok okurdum. Şimdi arkadaşım oh diyorum rahatlıyorum. Şimdi sen de 150 tane fotoğraf çekiyorsun. 150 tane fotoğraf. 151'de bir artık doyursam da. Birbirimize doyulur ve nefret edelim. Çekelim. Ama şey değil yani. Seninle artık şey sıkıntısı yaşamam. Ulan bu da ne şey adammış be. Sonradan bozdu demem. Oh çok şükür benim iyi bir huyummuş. Duruyor. Kendimle ilgili not alayım. Ne yapayım? Bunu niye anlattım bilmiyorum. Alper bozulunca terk edilecek. Alper bozulunca terk edilecek. Şey faydası olur mu bu konuştuklarımızın sence? Benim bir niyetim de oydu. Hani çok kutuplaştık diyorsun. Tolerans azaldı insanların birbirine karşı. Fakat mizahın bir dönüştürücü gücü var. Bizim hayata karşı bireysel olarak silahımız. Fakat bir yanlışlığı gösterirken de kafa göz yarmadan anlatabileceğin bir... Tabii. İnsan süper bağlı olmak üzere evet. Bir niyetim de oydu benim. Hani bizi birileri seyrediyorsa belki pat diye küfretmeden, kafa göz yarmadan bir şey söylerken bunun ulan bu da komik bir söylenebilir. Böyle söylersem kırmadan etmeden diye belki bir iki kişiyi böyle birbirlerine kazandırabiliriz. Güzel, güzel bir düşünce. Mizahın hani böyle bir sosyal evet, fonksiyonu da var. Kesinlikle. Çok pejoratif yapılanı da var da. Evet, ofansif. Ofansif. Her şey mizahı yapılır mı? Yapılabilir. Yapılır. Neden yapılmasın? Yapılır ve bu işte alacağınız risk yani deliliğin şeyi gibi yani. Ya. Takipçini kaybeder misin? Yani bir deli, şimdi bu sözcükle konuşuyoruz, deli diye konuşuyoruz ama yani şeyi de garantisini veremezsin. Birden kıyafetlerini çıkartabilir. Ha evet. O zamana kadar, onu öyle... aa no çok güzel bizi birleştiriyordu. Şimdi, abi ne yaptı bu falan? O zaman mizahçı hemen soyunmasın durduk yere diye not olabilir. Sen de onu da bekliyorlarsa artık başka yerdesindir. Allah'ını sen defansa gelsin ya. Çelik tepeceymiş. Herkes ofansta oynuyor yani. Bugünlük Kaçık Bey'inden bu kadar. Alper Atalı'nı misafir ettik. Teşekkür ederim. Teşekkür var mı senin söylemek istediğin bir şey? İhsan çok sağ olun. Çok güzel vakit geçirdim. Çok güzel vakit evet, geçirdim. İnşallah siz de çok güzel vakit geçirmişsinizdir. İnşallah. Bir dahaki Kaçık Bey'inde görüşmek üzere. Bitti.